Siz demeyin ilk başta. Ben Petersen ve DGD senin avukatı, avukat Yağız Timuçin. Tekrar Direniş, hoş geldiniz. hoş bulduk, tekrar hoş bulduk. Direniş sürecinde üyelerimizle beraber biz de hani elimizden geldiğince hukukçular olarak, avukatlar olarak hem hukuk süreci hem işin fiili örgütlenme sürecine elimizden geldiğince katkı sunmaya çalışıyoruz. Hani biz bu Trendyol deposundaki örgütlenme faaliyetinin daha en başında örgütlenme süreci başlarken de içindeydik. Şimdi üyelerimiz, temsilcilerimiz, sendikal sebepler, iş örgütleri falan da bir direnişe başladılar. Bu süreçte de onlarla beraberiz aynı şekilde. Şimdi sizden önce biz dinledik. Yani içeride, dışarıda neler oluyor, neler bitiyor. Onlardan dedik ama birazcık açıkçası sizden dinleyelim. Sizin gözünüzden tablo nasıl, süreç nasıl ilerliyor? Neler umut ediliyor? Yani şimdi öncelikle burada karşılaştığımız maalesef ki hani Türkiye'nin birçok yerinde, birçok iş kolunda, birçok sektörde karşılaştığımızda benzer bir durum. Hani çok farklı, kendine özel Trendyol'un uyguladığı hukuk aykırı da olsun, fiili de olsun eylemleri var ama gene gördüğümüz bir sendikalaşma mücadelesine, işçinin, emekçinin hak mücadelesine karşı vurulmuş bir darbeyi görüyoruz burada. Bu Trendyol deposunda hani bir depo aslında burada en başta zaten iş kolu tespitinde bir Çalışma Bakanlığı'yla birlikte iş kolu, iletişim iş kolu. O yüzden biz örgütlenme sürecine bahsetmişlerdir belki. PTDSEM ve DGDSEM zaten iki kardeş sendika, ortak bir sendikal anlayışla mücadele veriyorlar. Beraber bir örgütlenme. Sonuçta bu iş kolu bildirimi Türkiye'nin gene aynı her yerinde gördüğümüz bir sendikal mücadelenin önüne geçilebilmesi için uygulanan bir yöntem olarak kullanıyor. Biz bunu egale etmek adına kardeş sendikalık ve ortak mücadele, beraber mücadele yöntemleriyle ilk aşamada bunu açtık. Akabinde bir sendikal faaliyet yürümeye başlandı. Üyelikler karşılık buldu. İşçiler üye olmaya başladı. Temsilcilerimizin faaliyeti arttı ki bu havza zaten biliyor yani Trendyol'un bitişindeki depo Migros depodur. DGDSEM sendikasına üyelikler orada büyük bir geçen sene direniş gerçekleştirdi. Bir kazanımla sonuçlanan büyük bir kazanımla yüzlerce işçinin haklarını aldığı vesaire bir sonuçla işçi kimsenin işe geri başladığı bir kazanımla sonuçlandı. O yüzden bu havza bizi tanıyan havza. İşverenler de bu kendilerince karından zarar edeceklerini hani bu gördükleri anda ilk başta bir uyarı amacıyla temsilcimize iş hakkını feshettiler. Akabinde temsilcimizin yanında duran hani sendikal faaliyet yürüttüklerini düşündükleri ya da tahmin ettikleri ya da sosyal medya hesaplarına bakıp oradan iyi ki like atmış, beğenmiş birini bile gitmişler yanına çağırdılar ve iş hakiklerini onların da feshettiler. Amaçları şeydi bir korku vermekti temsilcinin. İş hakkını feshiyle ama arkadaşlarımız, üyelerimiz buna dair bir geri adım atmadılar. Aynı karakta sendikal mücadelelerine devam ettiler. Onlar da iş hakiklerini buldu. Şu an direniş alanındayız. Hani bir hukuka aykırı bir durum var. Sendika dediğimiz şey yani hepimizin bildiği anayasanın 51. maddesi 6356 sayılı kanunca korunan temel bir hak. Hani ihlal edilmesi, TCK 118'e göre sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi 6 aydan 2 yıla kadar suç sayılanmış bir şey. Aleni bir şekilde bu suç burada işleniyor. Yani bunu biz şikayetlerde de bulunuyoruz. Yasal süreci de zaten bir hukuki olarak işe iade sürecinde yapacağız. Ayrıca bunun yanında cezai süreç olarak da bu TCK 118'den cezai yaptırım uygulanmasını arayacağız. Ama maalesef ki gördüğümüz geldiğimiz durumda ne bir ceza sürecinde ben meslek hayatımda belki yüzlerce TCK 118'ler suç duyurusunda bulunmuşumdur. İki tane, üç tane dava açılmıştır. Takip edilmiyor. Aynı şekilde sendikal tazminat. Tamam kazanıyoruz sendikal tazminat olabilir ama nasıl bir kazanç? 2 sene, 3 sene sonra dava açacağız da 2 sene, 3 sene geçecek de işçi enflasyonda erimiş parasını gerçek faizin zaten altında kalan yasal faizlerle vesaire 3 kuruş, 5 kuruş. Yani daha ilk işten atıldığında alacağı tazminatla bir araba alabiliyorken 2 sene, 3 sene sonra bir tane telefon alamayacağı bir tazminatla alıyor. Buna da adalet deniyor. Hani biz bunun adalet olmadığını sendika olarak da biz Petrisen olarak da DGDSEN olarak da bunun bir adalet olmadığını, adaletin gelirse eğer bu direniş çadırından gelebileceğini, bu fiili meşru mücadele sonucunda bir adaletin gelebileceğini savunuyoruz. Burada yapılan şey hukuka da uygundur. Bir düşünce ifade özgürlüğüdür. Bir sendikal hakların kullanımıdır burada olan. Bunu talep etmekten de hani üyelerimizle beraber bir an dahi vazgeçmeyeceğiz. Kaldı ki içeride birçok ayrı şey hukuksuz işlem dönüyor. Bu bahsettiğim hani en büyük sorunlar hem sendikal faaliyetin engellenmesi hem de işçilik alacaklarının, işçinin haklarının birikmesi engel 5 aylık sözleşme uygulaması Trendyol'un uyguladığı en yakıcı örnek diyelim ya da uygulama diyelim. Tüm işçiler işe alınırken önce 5 aylık belirli süreli iş hakkı yapılıyor. Onun akabinde belirli iş hakkı süreli iş hakkından sonra %90 işten çıkarılıyor. %10'u sadece işe alınıyor.
Şimdi bunu ne yap, ne kazanmış oluyor? İşverenlik bir kanunda deneme süresi diye bir şey tanımlanmıştır. Deneme süresi maksimum 2 ay olabilir. Toplu iş sözleşmesi olduğu takdirde de 4 ay olabilir. Biz bunun da hani bir işçinin aleyhine bir düzenleme olduğunu söylüyoruz ama 2 aydır temel evet. olarak. Bu 2 aylık deneme süresini bir anda fiilen 5 aylık bir sürece döndürmüş evet, oluyorlar. Böyle bir bir avantajı var. Hani neye yarıyor? Bir işçi bir sendikal örgütlenme yapamıyor. Neden? İşçiyle tanışamıyor, arkadaşlık, dostluk, yollaşık kuramıyor ki sendikaya üye olsun, sendikal faaliyet yürütsün. Bunun önüne geçmiş oluyor. İşçi 6 ayı doldurmadığı için işten çıkış takdirde iade davası açamıyor. Çünkü neden? Her ne kadar adı belirli süreli sözleşme olsa da 6 ayı doldurup çıkarsa mahkemenin bu sözleşme belirli süreli sözleşme değil. Bu aslında fiilen belirsiz sürelidir. Ben bunu tanımıyorum diyeceğini de bildiği için mahkemelerin. Evet. Bunu da yapmayıp 5-5,5 aylık sözleşme yapıyor. İşçinin kıdem tazminatı birikmiyor. İşçinin diğer maaş mesela her işçi seneler kıdem aldıkça, çalıştıkça, hizmet süresi arttıkça maaş da artar. Böyle bir birikimin de önüne geçmiş oluyor aynı şekilde. İşveren açısından muhteşem bir uygulama olmuş oluyor. Bu biliniyor. Trendyol'da bir kesin uygulama halini almış durumda. Başka havzalarda da benzer örneklerini çoğu yerde 5 aylık sözleşme 6 aylık sözleşmeyken bazı yerlerde kıdem tazminatına karşı 11'lik aylık sözleşmeyken böyle bir yayıldığını da görüyor. Hani burada verilen mücadelenin bir parçası da bu hukuka aykırı uygulama halini bulmuş artık yer edinmiş sermaye lehine işçi aleyhine yer edinmiş uygulamada karşı bizim buradan çıkaracağımız bir kazanım sadece burada diren toplu yetki aldırmadıkları, sendikal faaliyet yürütmedikleri, o sömürü düzeninin iki katmerli yaptıkları taşeron düzene dair bir darbe olacak. Aynı şekilde sendikal hakların kullanılmasının engellenmesine dair bir darbe olacak ve aynı şekilde bu işverenlerin artık uygulama haline getirdiği bütün uygulamalara hukuka aykırı, meşru olmayan hani kötü niyetli uygulamanın hepsine karşı bir hareket olacak bizim buradan çıkaradığımız bir kazanım. Ha, biz bunun kıymetli anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Esenyurt gibi bir işçi havzasındayız şu anda. Doğru, özellikle bu bölge bir depoyla bölüm. Yani dediğimiz gibi burada Trendyol var. Trendyol burada, Migros bitişiğinde, File burada, A101 burada, LCV IQ burada, burada da burada yani. Birkaç tane örnek var. Onun haricinde depo bölgesi buradır. Hani işçi havzasının bir birikimi vardır, işçi havzasının bir aklı ayrıca diğer bölgelerden de farklı. Burada yapılan direnişi bu havzadaki her işçi biliyormuş, an biliyor. Buradan o yüzden kaybımız da daha kötü olur, onun da bilincindeyiz, bu sorumluluğun altına girip. Burada kaybedeceğimiz tüm herkesin de bir umut kırılması ama kazanımın da. Herkesin kazanımı olacağını, buradaki tüm depolar. Çünkü biz burada Migros'ta, DGD senle beraber direnildi, bir kazanım elde edildi, oradan aldığımız güçle. Trendyol'da bir faaliyet başında işçiler de o güçle beraber buraya gelip borgaya. Eğer biz buradan kazanımı çıkarsak Migros'ta devam eden, burada da devam edecek. Belki Ersin'e de gideceğiz, belki oraya da gideceğiz, buraya da gideceğiz. Yani mücadele bu şekilde büyüyecek. Bu şekilde büyüyeceğini düşünüyoruz.